siyasi gelişmeler, sosyo-kültürel Evet. hayatını bahsettik. Özellikle geçen hafta medeniyete katkılar konusunda giriş yapmıştınız. Bu hafta siyasi olarak devletin kapanışının yıkılışına kadar devam edeceğiz. Tabii bu süreçte bir darbe olayı da var. Askeri ulema destekli darbe. Oradan bir Evet. başlayalım hocam isterseniz. Bugün siyasi tarihi de kara anlar olarak bitirebiliriz. Buyurunuz. Evet, teşekkür ederim Abdullah Bey. Şimdi bu hafta Türk İslam tarihinin ilk asker destekli ulema ihtilali veya ulema darbesi üzerinde duracağız dediğiniz gibi. Tabii onun üzerinden de Selçuklularla olan münasebetini de tabii bu arada ele almış olacağız inşallah. Şimdi biliyorsunuz Türk Hakanlığı'nın İslam'a girişinde daha doğrusu girişini anlatırken veya Türklerin İslam'a girişini anlatırken şunu söyledik. Dedik ki Türklerin İslam'a girişiyle özellikle Türk Hakanlığı bünyesinde bunu değerlendirirsek işte bir takım değişenler oldu İslam'a geçişle beraber. Mesela hukuk sistemi, şer'i hukuk sistemi Baytaş Arslanhan Musa döneminde tüm ülkede artık kullanılmaya başladı. Veya işte bir takım geleneklerden İslam'a ters düşenler terk edildi. Bazıları sentezlendi. Bazıları da işte bu noktada çatışma halinde kaldı. Bunlardan bir tanesi de bana göre bu çerçevede bakarsak din-devlet ilişkisi veya o dönem itibariyle düşünürsek din ve hanedan arasındaki ilişki tarzı günümüze kadar aslında çatışma halinde kalan, hatta günümüzde de bunu dahil edebiliriz. Yani net bir şekilde dünyevi olanla uhrevi olan arasındaki ilişkiyi konumlandırmada işte sıkıntılar günümüzde olduğu gibi o dönemde Müslüman Türk Devleti diye bildiğimiz Türk Hakanlığı'nda da başlıyor. Şimdi bunun temel sebebi nedir? Bunun temel sebebi İslam öncesinde Türk Hakanı doğrudan Tanrı tarafından kendisinin yetkilendirildiği insanoğlu üzerine yönetmek üzere doğrudan Tanrı tarafından kendisinin tayin edildiği düşüncesi, yani bizim işte o özetle kut dediğimiz anlayışta Türk Hakanı hem dünyevi hükümdar hem de uhrevi yani dini alanın da lideriydi aynı zamanda. Bu böyle olduğu için Türk Hakanı'nın halk üzerinde mutlak bir otoritesi söz konusuydu. Bu mutlak otorite tartışılabilir otorite değil tabii. Yani şüphesiz kengeç dediğimiz danışma usulüyle devlet yönetiliyor ama sonuçta nihayette bir karar verildiğinde bunun sınırlarını yine Hakan belirliyor. Ama şimdi İslami döneme geçildiğinde bu statüde bir değişiklik oluyor doğal olarak. Bu da nedir? Abbasi ile biliyorsunuz Maveraun Nehri'nin fethi bu anlamda önemliydi. Türk Hakanlığı tarafından. Bu vesileyle şunu öğreniyoruz. Yani 991 yılında artık Türk Hakanlığı Abbasi hilafetini tanıyor. Ve tanırken de parasındaki ifade çok önemli. Ne diyor? Mevla Emirül Müminin yani halifenin kölesi yani ona efendi ifadesiyle halifenin kölesi ibaresi kullanılıyor. Bu mesela Mevla Resulullah şeklinde de kullanılır. Yani Türk hakanları bunu bu şekilde kullanır ama hilafet makamı olarak bu kullanılmış. Şimdi bu sonrasında da devam ediyor tabii. Sadece Burhan Harun'la değil sonrasındaki sikkelerde de veya İslam kaynaklarında işte İbn-i Vesir'de vesaire bu ifadenin sonrasında da kullanılarak devam ettiğini görüyoruz. Şimdi öyle olunca İslami dönemde Türk Hakanı'nın meşruiyetini Abbasi hilafetinden tabi Sünni dairede oldukları için Abbasi hilafetinden aldığını görüyoruz. Şimdi tabi Abbasi hilafetinden alınması demek önceye göre yani İslam öncesine göre doğrudan Tanrı'dan bu yetki alınırken şimdi bu yetki halifeden alınmış oluyor.
Öyle olunca da doğal olarak araya bir de hilafet makamı girmiş oluyor. Şimdi öyle olunca tabii Müslüman bir ülkede doğal olarak özellikle dini hukuki saha bilhassa sahada hilafetin Hakanlar üzerinde olduğu kadar, yani Hakanlar üzerinde aslında fiilen çok bir etkisi yok. Sadece ünvan alışverişleriyle siyasi bir takım çerçevede bunu değerlendirebiliriz ama esas husus hilafet makamının Hakan'ın üzerinde olmasının getirdiği nedenle Hakan'ın himayesindeki ya da onun emri altındaki tebada biliyorsunuz ulema dediğimiz bir sınıf var. Bu sınıfın yani veya işte çevre var. Bu çevrenin doğal olarak Hakan'ın verdiği işte buyruk ya da işte ferman diyebiliriz buna. Buyruğunun ya da fermanının belli kurallara uyması gerekiyor. Yani nedir? O sınırlanıyor. Ne ile? Abbasi hilafetini tanıdıkları için Sunni, Hanefi bir daire ile sınırlanmış oluyor. Şimdi öyle olduğu için de Hakan'ın verdiği bir talimat, buyruk o süzgeçten geçmesi gerekiyor. O süzgeçten geçerken de işte o önemli bir çizgi oluşturuyor. O çizgi de ulema sınıfı özellikle ve ulema çevresi Hakan'la siyasi, mesela onların işte o dünyevi olanla uhrevi olan arasındaki saltanat olayını ya da iktidar olayını dengeleyemedikleri dönemlerde bilhassa bunun dengesinin kaybolduğu dönemlerde Hakan'ı eleştirebilecek bu çerçeveden yani kaynak olarak dini referansla Hakan'ı eleştirme yoluna gidebiliyorlar. Tabii Hakan bu noktadan eleştirildiğinde ise tabii halk nezdinde siyasi anlamda veya mutlak otoritesi sarsılıyor. Yani son sözü söyleyen kişi olma konumundan tabiri caizse çıkmış oluyor yani bir anlamda. Şimdi öyle olunca tabii bu yapı, bu anlayış sonrasında Hakanlığın benimsediği veya takip ettiği yol ya da sistemle biraz sonra onlardan bahsedeceğim, birleştiğinde, diğer etkenlerle bu birleştiğinde farklı bir noktaya doğru, yani bir iktidar mücadelesine, bir iktidar kavgasına doğru işin evrildiğini görüyoruz. İşte bu nedenledir ki, Türk Hakanlığından sonra özellikle Selçuklularda işte bu çatışmanın önünü alabilmek için, yani İslam öncesindeki Türk Hakanlığındaki dini ve dünyevi liderlik unsurlarının yeniden birleştirilebilmesi için mesela Tuğrul Bey Abbasi halifesinin kızını almıştı. Onunla evlenerek aslında hilafetle Selçuklu hanedanını birleştirip o soydan gelen soyun daha doğrusu devamının hem hilafeti hem de dünyevi saltanat olarak da sultanlığı eline alması düşünülmüştü. Bunu olmadı bu tabii. Tuğrul Bey'in son vefat ettiği sıralarda oldu bu. Ama daha sonra özellikle Terken Hatun en ciddi anlamda o bu işin üzerinde durdu. Yani Melikşah'ın hanımı, hatta Tuğrul Bey mesela daha önce Medine'de Medine-i Tuğrul Bey dediğimiz devletin yeni başkentini bile temelleri atılmış, şehir kurulmuş idi. Melikşah döneminde bu tekrar elden geçirildi. Muhtemelen bu Bağdat yakınındaki Medine-i Tuğrul Bey şehri Büyük Selçuklu Devleti'nin bu dediğimiz zihniyette bütünleşmesi halinde, yani dünyevi iktidarla uhrevi iktidarın veya dini alandaki iktidarın tek bir kişide birleştirilmesiyle oluşacak büyük devletin başkenti olacaktı bu aslında. Ama Tuğrul Bey Terken Hatun işte kızını halifeyle evlendirdi. Ondan olan oğlunu işte halife makamına geçirmenin mücadelesini verdi. Aynı zamanda hem Selçuklu Sultan olması hem de halife olması anlamında. Fakat o da gerçekleşmedi. Daha sonra bu biliyorsunuz Abbasi hilafetinin hülagu ile beraber sona ermesiyle Memlükler nezdinde kısmen devam etti. Sonra Yavuz Sultan Selim bunu tek bir çatıda kendisinde birleştirdi esasen. Şimdi dolayısıyla işte bu süreç, sonraki süreçte yaşananların en şiddetlisi
Türk Hakanlığı döneminde bu anlamda yaşanıyor. Yani bu din devlet ya da iktidar alanının belirlenmesi noktasında uhrevi ve dini alanın iktidar alanı ne olacak? Yani bu noktada işte Türk İslam tarihi açısından bence tabii bunun felsefi yönü var, sosyolojik yönü var, ilahiyat açısından bakıldığında pek çok incelenmesi gereken tarafları var. Sosyal yapı açısından, toplum yapısı açısından bakıldığında var. Ama biz tabii işin siyasi boyutunu, tarihsel boyutunu ele alarak devam edeceğiz doğal olarak. Şimdi hal böyle olunca Maviraun Nehr'in fethinde hilafet makamı tanınınca dediğim gibi yeni bir statü ortaya çıktı Türk Hakanlığında, Hakan açısından. Ve özellikle fethedilen Maviraun Nehir'de ulema çevresinin yaygın olduğu, yani gerçekten kaynaklı Samani Devleti döneminde bu işte İslamlaşmadaki arz talep doğrultusunda bilhassa fıkhi sahada kelam, işte ne bileyim fetva vesaire, yani sosyal hayatın din sosyoloji aslında da değerlendirilebilir. Bütün alan, bu alanlarda yoğun bir bir bölgeydi Samani Devleti döneminde ve nitekim Maviraun Nehir fethedilirken Türk Hakanlığı tarafından bu şekilde bu bölgede Maviraun Nehir'de iki ana sınıf ortaya çıktı. Bunlardan birisi Bartolt'un ifadesiyle resmi din adamları, birisi de gayri resmi din adamları şeklinde iki ana çatı ortaya çıktı. Bunlardan resmi din adamları denilen, yani aslında bürokrat ulema dediğimiz, yani bürokraside yer alan dini ilimlerde belli mertebelere gelmiş fakihler aslında bunlar. Yani dolayısıyla Samani Devleti'ndeki bu bürokrat ulema sınıfı Türk Hakanlığı Maviraun Nehri fethetmek için harekete geçtiğinde ne yapıyorlar doğal olarak? Devletin politikasını devam ile camilerde işte minberlere çıkarak Türk Hakanlığı'nın yani hanlığın Maviraun Nehri üzerine harekete geçtiğini ve bu çerçevede de onlarla savaşmanın, cihat etmenin farz olduğu fetvasını veriyorlar bu sınıf. Yani bunlar kim? İşte hatiptir, müezzindir, imamdır, vezirdir, muhtesiptir. Yani şimdi biraz sonra onları ben sayacağım Türk Hakanlığı'nda. Yani Samani Devleti'ndeki dini sahada otorite olan devletin elemanları bu şekilde bir fetva verdiler. Şimdi buna karşı, çünkü neden? Maviraun Nehir halkının savaşa girmesi önemli bir avantaj teşkil edecek. Çünkü Maviraun Nehir halkı silahlı bir halk. Gaza ile geçmişten bu yana gaza ile iç içe olmuş ve sürekli silah taşıyan bir halk, Maviraun Nehir halkı bir yönüyle. Hatta Maviraun Nehir'de belli başlı büyük şehirlerin hepsinde gazilerden müteşekkil ordular vardır. Ve o birliklerin başında da gazilerin kendine özgü komutanları vardır. Yani ayrı bir teşkilattır aslında bu. Dolayısıyla onları nereye çağırdılar? Türk Hakanlığı'na karşı bu bürokrat ulema sınıfı savaşa davet ettiler halkı. Fakat halk ne yaptı bu defa? Halksa mutasavvuf çevreye, yani Maviraun Nehir'deki gayri resmi din adamları diye Bartolt'un ifade ettiği mutasavvuf çevreye deki kendi inandıkları, güvendikleri fakihlere gittiler ve sordular ne yapalım şeklinde. Onlar da dediler ki Türk Hakanlığı eğer uhrevi açıdan, yani dini ilgilendiren bir şeyle savaşmıyor da, yani dünyevi bir amaç için savaşıyorsa Samanilerle, dünyevi bir amaç için savaşıyorsa, bizim dünyevi olan bir şeye karşı cihat etmemiz, savaşmamız lüzumsuzdur dediler. Ve kaldı ki bu Türk Hakanlığı'nın dini güzel ve iyidir dediler. Bunu Miskeveh'te geçer, Hilal-i Sabit'e de geçer bu. Net bir şekilde. Orada bunların fetvaları vardır. Hatta sonraki devir, yani günümüz modern tarihçiler, özellikle müsteşrikler falan,
Maverav Nehri'nin fethinde bilhassa bu gayri resmi din adamları diye ifade edilen mutasavvuf çevrenin fetvasının birinci derecede rol aldığını söylerler. Yani bunun altını çizerler. Dolayısıyla bu iki sınıf arasındaki mücadelede, daha doğrusu iki sınıf arasındaki fetva farklılığında halk, Maverav Nehri halkı mutasavvuf çevrenin fetvasına icabet ediyor ve bir direnişe girmiyor. Şimdi öyle olunca işte Türk Hakanlığı, dediğimiz gibi daha önce anlattığımız gibi, kolaylıkla Maverav Nehri fethetmiş oluyor. Fakat bu olayın konumuz açısından önemi şu. İşte oradaki bürokrat ulema sınıfı sonradan buralar fethedilince doğal olarak aynı Gaznelilerde, Selçuklularda, işte Horasan örneklerinde olduğu gibi, sonuçta bunlar bürokrasiyi teşkil eden insanlar, yazı yazan, çizen, efendim devletin vergiydi vesairede bütün işlemlerini yürüten çevre, bürokratik çevre yani. Öyle olunca bunlar tabii Türk Hakanlığı bu bölgeyi fethettiğinde, Samani Devleti'ni ortadan kaldırdığında, doğal olarak bu çevrede Türk Hakanlığı'nın bu hakimiyetini kabul etti ve bürokrasisinde yine görev almaya bunlar devam ettiler. Ama mutasavvuf çevre de var. Mutasavvuf çevreyle burada bir ayrım yapmak gerekirse, Türk Hakanlığı, Hakanları ve özellikle bu fetihte bulunanlar dahil olmak üzere, bunlar biliyorsunuz Samani ailesine, yani Samani silsilesine, mutasavvuf Ebu Nas Samani silsilesine bağlı olan Hakanlar bunlar. Öyle olduğu için de onların tasavvufi yönü var. O bakımdan bu fetihte katkı sunan bu mutasavvuf çevre ile Türk Hakanları arasında tam bir mutabakat, tam bir iyi ilişki var. Ve bunu sonrasında da görüyoruz. Nitekim ne zaman görüyoruz? Mesela ya şöyle söyleyelim, sırayla ben gideyim, aslında daha net örnekler var ama. Mesela Maverav Nehri kesin olarak fetheden İlik Nasr, El-Karşi'nin kitabında da eserinde de geçer. Mesela orada onun mutasavvufi yönüyle de ilgili bir takım anekdotlar yer alır. Yani o yönüyle mutasavvuf bir şahsiyet İlik Nasr. Yani baktığımız zaman orada işte sırtında odun taşıyan bir yaşlıyı görür ve İlik Nasr ona yardım etmek için, tabii yokuşa doğru da çıktığı için, hemen yanındaki kölesini, askerini der ki git onun üzerindeki yükü al taşı. Bunun üzerine işte yaşlı pir der ki, yani benim bu sırtımdaki yükü bu taşıyacaksa bunun sana ne faydası olacak filan. Öyle deyince bizzat İlik Nasr'ın kendisi onu alıp yükleniyor ve biraz sonra terlemeye başlayınca da diyor ki ona, yani sen bu yükü bile taşırken bu kadar terliyorsun, yarın mahşerde halin ne olacak diyor yani. Şimdi bu tarz menkıbevi tarzdaki bilgileri biz oradan ve İlik Nasr ondan dolayı da heyecana gelip bayılıyor filan. Yani bu tarz menkıbevi tarzdaki şeyleri Hakanlarla ilgili görüyoruz. Mesela Maverav Nehir'de bir süre hakimiyet tesis eden, daha sonra Arslanan ünvanıyla devletin başına geçen Arslanan Mansur var mesela. Mansur, kaynaklarımızın ifadesiyle derviş tabiatlı bir şahsiyet. El Asem, yani sağır lakabı var kendisinin. Yani oradan engelli olduğu da anlaşılıyor. Mesela kendisinin derviş tabiatlı olduğu, namazı, beş vakit namazı cemaatle kıldığı üzerine basılarak kaynaklarda söyleniyor. Ve nihayetinde de o sıradaki taht mücadeleleri sırasında da derviş tabiatı dolayısıyla tahttan çekildiği düşüncesi de var. Akabinde mesela Kadırhan Yusuf, işte geçen derslerde, seminerlerde söyledim. Mesela Kadırhan Yusuf, Sultan Mahmud'un Semerkant kapısına geldiğinde, görüştüklerinde geniş bir sofra hazırlanıyor. Muhteşem bir sofra hazırlanıyor. O sofrada mesela şarap yoktu deniliyor. Yani deniliyor ki Türkistan hanları şarap içmezdi diyor. Kesin olarak bunu mesela Gerdezi söylüyor. Bunu sonra tabii dolayısıyla dindar yönüne Türk Hakanlığı'nın bu şekilde vurgu yapılıyor. Peki
silsile açısından Samani silsilesine bağlı olduğunu nereden anlıyoruz? İşte Mü'nül Fukara'da bahsedilen Aslan Han Muhammed'in yani 1102 ile 30 arasında Maverav Nehri yöneten 30 yıl yaklaşık devleti yöneten önemli şahsiyetlerden birisi Aslan Han Muhammed. Mesela Aslan Han Muhammed esere göre Nemetbuş Hasan Es-Samani'ye Nemetbuş lakaplı olan Hasan Es-Samani'ye manen bağlı olduğu ve ona baba diye hitap ettiği açık bir şekilde kaydediliyor. Ve o da işte tabii o vesileyle de şunu da söylemek lazım. Bu fetihten itibaren Maverav Nehir'deki mutasavvuf çevre ile medreseli çevre yani bürokrat ulema arasındaki aslında bir aralarında da hani bir mesafe olduğu, bir soğukluk olduğu da biliniyor. Çünkü neden? Her iki tarafta kendilerine muhalif olanları ibahiyecilikle suçluyor. Yani mutasavvuf çevre de kendisine rakip gördüğünü ibahiyeci diyor. Mesela Ebu Nas bu bahsettiğim Nemetbuş Es-Samani diyor ki işte onun döneminde işte ibahiyeciliğe karşı büyük bir mücadele verildi ve işte Buhara'dan özellikle Maverav Nehir'de onların etkisinin onun vesilesiyle yok olduğu ama nihayetinde bir ibahiyeci tarafından başına balta kafasına balta vurulmak suretiyle öldürüldüğü söylenir. Şimdi bu muhtemelen benim kanaatim karşı taraf yani bürokrat ulema çevresinden bir belki de suikastle gitti. Çünkü neden? Aynı şey ileride Han Ahmet'in devletin başındaki hükümdar olan Han Ahmet'in Ahmet ihtilal darbe sonucunda tutuklanıp yargılandığında ona da işte ibahiyecilik damgası vuruluyor. Yani hem zındıklık hem de ibahiyecilik damgası vuruluyor. Yani her şeyi mübah gören manasında. Malum biliyorsunuz bu da İslam'ın aykırı olan temel bir figür genel anlamda baktığımızda İslam tarihi açısından. Şimdi dolayısıyla ulema çevresiyle yani bürokrat ulema çevresiyle mutasavvuf çevresi arasında da zaten bu ilişkilerin soğuk olduğunu görüyoruz. Bu yerde ikisi arasındaki ilişki tarzında birisi devletin bürokrasını teşkil ediyor. Öbürüsü de mutasavvuf çevrede hakanlara yakın. Onlarla olan aralarındaki diyalog çok güçlü. Ve nitekim işte Ahmet Yesevi yine Aslan Han Muhammed döneminde Buhara'da idi. Aynı şekilde oğlu Kadır Han bu bürokrat ulemadan Eşref yani dönemin önemli müderrislerinden bir şahsiyet bu Semerkant'ta. O mesela Kadır Han Arslan Han Muhammed'in oğlu Kadır Han Ahmet tarafından yani Yesi'deki Ahmet Yesevi'nin bugün Türkistan'ı yöneten Han Kadır Han Ahmet tarafından öldürüldü mesela baktığımız zaman. Yani bu aradaki şeyleri seçebiliyoruz. Nasıl söyleyelim? İki çevre arasındaki, dini çevre arasındaki mesafeyi ve bu mesafede birisi bürokraside ulema sınıfı doğal olarak ihtiyaç olduğu için onlar yerini koruyorlar. Öbür tarafta da hakanlarla iyi ilişkileri olan mutasavvuf çevre var. Şimdi buradan hareketle Maverav Nehir işte böyle bir çerçevede fethediliyor. Şimdi biz tarihçi olarak şunu söyleyeceğiz. Yani burada Samani Devleti'nin yanında duran bürokrat ulema sınıfı tabii kendi devletini savunuyor. Ama Maverav Nehir'deki mutasavvuf çevre ise dış bir nedir? İstila demeyelim de şimdi kendi şeylerimize de fetih olayında pasif kalıyor ve hatta davet ediyor tabiri caizse. Şimdi öyle olunca işte bunlar tabii siyaseten günümüz mantığıyla da değerlendirilebilecek hususlar. Yani bunun da altını çizmek lazım. Tarihi bir önemli hadise buradan bir ibret çıkarılabilir. Değişik açılardan. Şimdi Maverav Nehir'in bu şekilde fethinden sonra biliyorsunuz geçen derslerimizi anlattık. Hakanlık 1041 yılından itibaren ikiye ayrıldı. Batı Türk Hakanlığı ve Doğu Türk Hakanlığı. Şimdi Doğu Türk Hakanlığı açısından şimdilik bir şey söylemeye gerek yok. Ama esas burada olayların yoğunlaştığı yer neresi?
Batı Türk Hakanlığı. Çünkü Batı Türk Hakanlığı'nda Buhara daha önce Samanilerin siyasi başkentiydi ama şimdi Türk Hakanlığı'nda dini bir başkent olarak Buhara-i Şerif diye de hani biliyorsunuz malumdur geçer. Semerkant ise işte Medinetül Beyza ya da Medinetül Mahfuza gibi yani korunmuş ya da siyaseten ön plana çıkan çünkü Batı Türk Hakanlığı'nın başkentini teşkil ediyor Semerkant. Fakat Hakanlar Batı Türk Hakanlığı'nda kışlamak için Buhara'ya da geliyorlar. Buhara'da yaptırdıkları sarayları vesaireler var. Kışlamak için Buhara'ya gelirler ama çünkü Buhara coğrafya olarak işgal edilmeye ya da dış istilada, dış saldırıda korunması kolay bir yer değil. Yani kolaylıkla bozkırda olduğu için kolaylıkla ele geçirilebilecek bir şehir. Ama Semerkant coğrafya olarak daha dağlık, daha tepelik ve stratejik açıdan da özellikle Tuaristan, Horasan taraflarına yapılacak akınlara daha önemli bir yerde. O bakımdan orası başkent oluyor Batı Türk Hakanlığı'nda. Ama Buhara dini alanda ön plana çıkıyor. Ve hangi dini alan? Tabii bu rengi ne bunun? İşte Hanefi reisliği dediğimiz. Yani Hanefi ulemasının merkezini teşkil ediyor bir anlamda. Yani nasıl ki Horasan'da ya da İran'da Şafii taraftarlarının reisliği varsa burada da bir anlamda Hanefi taraftarlarının reisliği diyebileceğimiz Buhara'da böyle bir Hanefi, Maturidi bir ağırlık doğal olarak var. Şimdi bunlar devlet Maveraniye'yi fethettikten sonra Batı Türk Hakanlığı kurulduktan sonra Tamgaçan İbrahim şunu yapıyor yani bu, artık devlet ikiye ayrılmış. Hanedan artık Tamgaçan İbrahim'den devam edecek. Dolayısıyla ilk yaptığı şey bir de fetihler de yapılamıyor. Yani Selçuklu coğrafyasına doğru çıkılamıyor. Bu anlamda yapılacak olan şey nedir? Doğal olarak devleti merkezileştirmek. Devlet merkezileştiriliyor. Yani nasıl? Maveraunihir fethedilirken bir takım imtiyazlar verilen, siyasi imtiyazlar verilen dihkanların, komutanların, efendim bir takım boy beylerinin Selçuklu Oğuzlar gibi örneğin Oğuzlar örneğinde olduğu gibi bunların elinden bu siyasi imtiyazlar alınıyor ve doğal olarak işte dihkanlar dediğimiz çok önemli. Bu dihkanlar kimdir? Bu bölgenin zenginleridir. Yani toprak aristokratları denilen köy ağaları işte o coğrafyada ticaretin ön planda olduğu bir yer olduğu için burası zengin tüccarlar yani. O bakımdan bunların ellerinden siyasi imtiyazlar alınıyor. Yani onlar mesela ne tür imtiyazları vardı? İşte atlarına örneğin para bastırabiliyorlardı. Yani şimdi o haklar elinden alınmış. Artık paralar Tamgaçan İbrahim'in belirlediği şekilde ve Tamgaciye dirhemleri veya onun Tamgaçan İbrahim'in diğer ünvanı, babasının ünvanı olan, ondan miras kalan Müeyyüdül Adl ünvanıdır. Bu Müeyyüdül Adl ünvanına binaende Müeyyüdül Adl dirhemleri ve adliye diye geçer tabi. Müeyyüdül Adliye dirhemleri şeklinde fıkıh kitaplarında yani bu dönemin kitaplarında bunun geçtiği kaydedilir. Dolayısıyla artık o da merkezileşmiş. İşte kadı gözetiminde biliyorsunuz o paraların darphanelerde basılıyor. Şimdi devlet merkezileşince tabi doğal olarak bürokratik yani memur ihtiyacı hasıl oluyor. Yani daha fazla memur ihtiyacı hasıl oluyor. Artık devlet memurlarla yönetilecek tamamen. Şimdi öyle olunca da bu memur ihtiyacını nasıl karşılayacaksınız? Bu memur ihtiyacını medreseler inşa ederek karşılayacaksınız doğal olarak. Ve onu da ne yapıyor işte Tamgaçan İbrahim? Kendisi bizzat 1067 yılında Tamgaçan İbrahim Medresesi diye bildiğimiz Semerkant'taki medreseyi, bu Şah-ı Zinde dediğimiz malum yerdeki medreseyi inşa ettiriyor. Şimdi o medresenin vakfiyesine baktığımızda onun etrafında da başka medreselerin yani yeri tarif edilirken başka medreselerin olduğunu da görüyoruz. Demek ki böyle yoğun bir medrese şeyi var. Eğitimi, geleneği. Kurumsal nitelikle özellikle işte bu ilk örnek olarak bahsettik ondan daha önce. Dolayısıyla şimdi bu medreselerden mezun olanlar Hanefi daha doğrusu bu medreselerde Hanefi ekolüne göre nedir? Eğitim veriliyor. Müderrisleri Hanefi mezhebinden, öğrencileri Hanefi mezhebinden
Öyle olunca doğal olarak onlar buradan mezun olduklarında tabii olarak onların hepsi devlette yani nedir? Değişik görevler alıyorlar. İşte kadılıktır, muhtesipliktir, efendim vezirliktir. İşte yani mesela Vezir el-Kasani mesela örneğin öldürülenlerden bir tanesi. İşte o da yani bu makamlarda yani bürokrasinin başında bulunmuş. Vezir ne demektir? Vezir devletin bürokrasisini yöneten kişidir. En başındaki, bürokrasinin en başındaki kişidir yani. Bu da ne demektir? Yani onun istediği gibi bu kadrolar şekillenecek demektir. Yani doğal olarak. Şimdi öyle olduğu için bürokrasi devletin, Batürk Hakan'ın özellikle tek mezhebi desteklemesi ve sadece o mezhepten olanların bürokraside görev alması nedeniyle bürokrasi ister istemez kendiliğinden Hanefi mezhebinin mensuplarınca doldurulmuş oluyor. Şimdi aslında bunda bir sakınca yok. Fakat Hanefi taraftarlarının reisliği gibi Buhara'da bir çevrenin, bir makamın olması, bir kurumun olması daha doğrusu bu ister istemez onları güçlendiren bir ayak haline geliyor. Şimdi bu böyle olunca doğal olarak Maveraünnehir'de hem Rafizi diye ifade edebileceğimiz gayri sünni mezheplerin orada yer tutması imkanı kalmıyor. Hem de sünni mezhepler içerisinde de sadece Hanefi mezhebinin dışındakiler orada taban tutması bir anlamda önlenmiş oluyor. Yani bürokrasiyi bu şekilde elinde tutan Hanefi üleması ve taraftarları doğal olarak devletin o rantından çünkü bütün makamlar onların elinde gelir, toplumsal üstünlük her şey yönetim anlamında dini ve hukuki alanda bilhassa ellerinde olmuş oluyor. Şimdi bu çerçevede birincisi ne oluyor? Bu rant diğerleriyle paylaşılmak istenmediği için öncelikle zaten gerekçe var. İsmailiye gibi yani Şii çevreler buradan temizleniyor. Zaten Tamgaçan İbrahim'in vakfiyesine baktığımız zaman Tamgaçan İbrahim'in onların bu tarz kötü mezhepler diye ifade edilir orada. Onların tamamen kökünü kazıdığından bahsedilir ki bu doğrudur. Çünkü Afvi'de onların nasıl hallettiğini Afvi çok net anlatıyor yani. İşte kendisini o mezhepten gibi gösteriyor Tamgaçan İbrahim. Onun taraftarlarının yanına çekiyor. Sonra onlar biliyorsunuz dâilerin özelliği nedir? Gizli olmasıdır. Yani toprak altından faaliyet göstermesidir. Onların taraftarıymış gibi gözüküp onları yanına çektikten sonra malum ettikten sonra hepsini öldürtüyor. Örneğin yani. Şimdi bunu vakfiyenamede de zaten yani o vakfiyedeki ifadeyi de bu tarihi hadise doğrulamış oluyor aynı zamanda. Şimdi bu taraf böyle temizlendi. Şimdi diğer taraflara bakalım. Şafiilik. Şimdi biliyorsunuz Şafii mesela Memlüklerde hem Şafii mezhep vardır hem Hanbeli hem Maliki hem de Hanefi mezhebi. Dört, hatta Kahire'de malum dört mezhebe yönelik dört eyvanlı yapılar vardır yani. Bunlar bilinir. Şimdi Maveraünnehir'de ise Şafii mezhebi dahi mesela sıcak karşılanmamış. Yani bunu işte Kavakçı'nın kitabı var biliyorsunuz malum bu Maveraünnehir fakihleriyle yönelik hukukçuları şeklinde doktora kitabının. Orada da kaynakta da geçer de hani orada özellikle vermiştir. Mesela sonrasında batıya giden Balasaguni nispeli bir tane Hanefi fakihi ne diyor? Yani şöyle söyleyelim. Yani elimden gelse diyor. Yani yetkim olsa, gücüm olsa elimden gelse Şafii mezhebine mensup olanlardan cizye alırdım diyor. Yani şimdi nerede gördüğün, yani o dönemin psikolojisinden anlayış açısından bu önemli. Yani Sünni olmasına rağmen nerede arada mesafe, nasıl bir mesafe olduğunu bize gösteriyor bu ifade. Dolayısıyla bunu şunun için anlatıyorum yani. Şunun için anlatıyorum. Yani Hanefi mezhebi dışındaki hiçbir düşünceye, ekole
kapı kapanmış oluyor bu çevre tarafından. Ha, buna kim vesile oluyor? Yine Tamgaç Han İbrahim'in aslında bir anlamda kendisi. Çünkü o bu gelenekten yetişmiş bir şahsiyet. Tamgaç Han İbrahim'den itibaren ardılları da iyi eğitim almış kişiler. Yani mesela Tamgaç Han İbrahim'in halka dayalı politikalarını biraz sonra belki biraz söylerim bu vesileyle, ama mesela oğlu Şemsülmük Nas. Şimdi Şemsülmük Nas bilgin olarak kaydedilir. Mesela İbn-i Makula'nın meşhur El İkmal diye eseri var. Bu kendisi Abbasilere hizmet etmiş bir şahsiyet. Onun mesela eserinde o diyor ki Şemsülmük Nas için, yani Tamgaç Han İbrahim'in oğlu için, kendisi hadis rivayet eden muhaddis diye ifade eder. Ekseri sanatları bilir ve hattattır diye bunu kendi eserinde bundan bahseder. Ki bu kişi de kaynağa göre Tamgaç Han İbrahim'e Abbasiler tarafından elçi olarak gelmiş birisi. Yani o coğrafyayı, devleti görmüş olan birisi yani. Şimdi öyle olduğu için biliyor ve Şemsülmük Nasr'ın hadis dersleri aldığı, hadis rivayet edenlerle beraber bulunduğu ve kendisinin de hadis rivayet ettiği, muhaddisler arasında yer aldığı ifade edilir. Cumalarda hutbe okuduğu, yani minbere çıkıp hutbe okuduğu vesaire, bunlar kaynaklarımızda söylüyor. Yani bu şahsiyet baktığımız zaman dini ilimlere vakıf ve aynı zamanda da dindar bir şahsiyet. Tamgaç Han Şemsülmük Nas mesela oğlu. Sonrasında gelenler de öyle. Yani mesela işte Arslan Han Muhammed'i söyledik veya sonrasında Tamgaç Han İbrahim bin Hüseyin var mesela, bir önceki Hakanlığın yıkılışından veya son Hakanı Osman'ın babası. Mesela o da derviş tabiatlı bir şahsiyet olarak bahsedilirken hattat olduğu kaydedilir ve yazdığı musafları bir meçhule verdi ve onun sattığı o Kur'an musaflarının geliriyle geçindiği kaydediliyor. Yani bunlar, yani bu açıdan baktığımızda yani Hakan ailesi gerçekten hem dindar, bunu zaten Maverani'ye fethedilirken mesela Burhan Harun paralarında 3 ayete birden yer veriyor mesela. Daha önce gelenekte 1 ya da en fazla 2 ayet verilirken para üzerinde, bu sikkeler üzerinde yer alırken mesela Hakanlık 2-3 ayete birden ne yapabiliyor? Yer veriyor. Çünkü o dindar ve hatta Maverani'yi fethederken de zaten İslam adına fethettiği şeyi var yani Samanilerden. Çünkü onlara göre Samaniler nedir? Bir anlamda dinden çıkmış mahiyette bir durumdaydı onlara göre. O bakımdan şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Tamgaç Han İbrahim'den ve sonra çocukları da veya Batırk Hakanları da aynı zamanda hem eğitimli, şairliği olan, şiir okuyan, yazan, hem de dindar şahsiyet bunlar. Yani dini ilimlere de vakıf, aynı zamanda dini hukuki alana da vakıf şahsiyetler. Şimdi devlet, baktığımızda ulema sınıfı bu vesileyle ne yapıyor? Diğer mezhepleri tamamen ekarte edince bölgede tek mezhep halinde bürokrasiyi tamamen ele geçiriyor. Sonra yine bu merkezileşmenin bir sonucu olarak dihkanların elinden siyasi imtiyazlar alındıktan sonra mesela o sahalara da bu sınıfın dahil olduğunu görüyoruz. Yani numizmatik verilerde yani bu ünvanlara baktığımız zaman bilhassa mezar kitabelerine baktığımız zaman bu tarz örnekleri görebiliriz. O bakımdan zaten sosyal alanda din, biliyorsunuz, doğumdan ölüme kadar, hatta sonrasında bile bir anlamda toplum üzerinde etkindir. Öyle olunca tabii bu güç ve bu kuvvet her alanda söz sahibi olma doğal olarak bu bürokrat ulema sınıfı dediğimiz Hanefi ulema sınıfında, Buhara merkezli Hanefi ulema sınıfında devlet olmayı hayal ettirmeye başlıyor. Yani onu söyleyelim. Bu biraz kinayeli bir şekilde geçer kaynakta ama kimdir bu devlet olmayı hayal eden kişi? Seyyid Ebu'l-Kasım Es-Semerkandi biliyorsunuz.
işte rivayete göre kendisi Hira mağarasında Hazreti Peygamber'in işte halvet ettiği yerde halvete çekiliyor ve Allah'a niyazda bulunarak işte devlet istiyor. Sonra bir nida duyuyor kendisine, deniliyor ki nübüvvet, şehadet ve fakr, bunlardan birini sana verebiliriz diyor. Devlet değil de bu üç taneden birini verebiliriz. Şimdi üç taneden tabii nübüvvet son, Hazreti Peygamber son olduğu için o zaten mümkün değil. Şehadetle fakrdan birisini seçmesi lazım. Fakr da tabii çile. O da seçilecek bir şehadeti seçiyor filan. Yani ve sonuçta şehit oluyor. Kim şehit ediyor? Tamgaçan İbrahim. Çünkü Tamgaçan İbrahim bunu görüyor. Zaten bunu gördüğü için Tamgaçan İbrahim bunu gördüğü için kendisi bu mücadele sürecinde en büyük desteği alabileceği kişilerin toplum olduğunu, yani halk olduğunu görüyor. Ve onun için yani bu tesadüfi değil. Affin'in Cevamül Hikayatında Tamgaçan İbrahim'in halka dayalı politikalarıyla ilgili pek çok anekdot var. Ben bunları işte benim kitapta biliyorsunuz malum o şeylerde de koymaya çalıştık, koyduk çoğunu. Şimdi orada baktığımızda şunu görüyoruz yani Tamgaçan İbrahim'de. Yani bununla çevreyle mücadele etmenin bir defa elini kaptırmış. Bu öyle anlaşılıyor. Biliyorsunuz idare sanatında isterse kardeşiniz olsunuz, babanızın oğlu olsun veya baban olsun fark etmez. Yani bütün makamları veya kendi şirketiniz var diyelim ki, büyük bir holdinginiz var. Yani orada bile olsa bütün makamları tek bir kişiye, tek bir çevreye vermeniz zaten tehlikelidir yani. Bu dengeyi siyaset her zaman gözetir. Yani bu günümüzde de böyledir. Diğer Türk devletlerinde de böyledir. Yani o denge kaybolduğu yerde tehlike başlar. İşte burada aslında olan odur yani bir anlamda. Ve o denge kaybedildiği için Tamgaçan İbrahim'in bu işte tek mezhebe dayalı siyaseti sonucu olarak kendine birdenbire büyük bir rakip ortaya çıkarıyor. Zaten o rakip geçmişte de Hakanlık'la meselesi var. Şimdi öyle olunca halka dayanması gerektiğini anlıyor. Ve Tamgaçan İbrahim ta darbenin olması dönemine kadar, darbe döneminde de Han Ahmet dahil olmak üzere hepsi baktığımızda halka dayalı bir siyaset izliyorlar. Yani halkın refahını artıran, onları ezdirmeyen, adalete önem veren, asayiş mesela bilhassa, yani sokaklarda can güvenliği, evlerde mal güvenliği, yani hırsızlara karşı işte anekdotlarda var bu Cevamül Hikayat'ta. Bu meşhur Semerkant hırsızlarına bile ne diyor? Yani işte onların duvarına yazdırıyor. Yani siz ne kadar biterseniz ben o kadar biçerim. Yani onlar diyor siz ne kadar biçerseniz biz de o kadar tekrar geliriz diye yazıyorlar. Yani o şekilde. Şimdi dolayısıyla bir de mütevazi insanlar bunlar. Bunun da altını çizelim. Yani halka dayalı politikaların temelinde ne vardır? Mütevazilik vardır. Yani onun için siyaseten de hani bunlardan aslında ders çıkarmak lazım. Ne kadar böyle hani yerini bildiğin ölçüde mütevazi olunursa halkla olan bağ o denli sağlam olur. Bunlar da bunu da görüyoruz Türk Hakanlarında, Batı Türk Hakanlarında özellikle. Şimdi durum böyle olunca tabii halktan desteğini tam aldığı anda, aldığını hissettiği anda siyaseten Tamgaçan İbrahim ne yapıyor? Seyit Ebu'l-Kasım Es-Semerkandi'yi idam ettiriyor, öldürtüyor yani. Ve tabii olay büyüyor. Yine bu vaizlerden, biliyorsunuz vaiz de o dönemde aynı zamanda devletin memuru. Vaizlerden El-Alevi, Ebu Şuca El-Alevi Tamgaçan İbrahim'i sarayında yani ziyaret ediyor kendisini ve diyor ki ona hem orada nasihat ederken o arada diyor ki sen diyor hükümdarlığa layık değilsin diyor. Şimdi öyle deyince Tamgaçan İbrahim hükümdarlığı bırakmaya karar veriyor. Yani bu olayın etkisiyle. Tabii bu bırakırım bırakmaz mı ayrı ama şunu görüyoruz. Bırakan Hakanlar var. Yani dini sebeplerle Hakanlığından feragat edenler var. İşte bunlardan bir tanesi sondan ikinci olan Tamgaçan İbrahim bin Hüseyin. Bir tanesi de Arslanan Mansur.
örneğin. Yani o tarz örnekler var Hakanlık'ta. Ha, o bırakır mıydı onu bilmiyoruz ama sonuçta öyle bir karar aldığını halka yansıtıyor. Ve bunun üzerine halk sarayın etrafına toplanıyor ve kapısını çalarak diyorlar ki Hakanlık senin görevindir diyorlar ve o vesileyle Hakanlığa devam ediyor. Yani oradan şunu anlıyoruz. Hakanlık bünyesinden bir destek aldığı toplumdan, halktan tam kaçan İbrahim'in bir destek aldığını bu olayda görüyoruz. Yoksa gerçekten böyle bir olay sonucunda yani belki orada kalması mümkün olmayabilirdi. Neden? Şimdi şunu da söyleyelim. Hani bürokrat ulema derken biraz önce üzerine bastık. Yani vezirlik makamı, en üstteki vezirlik makamından işte diyelim ki en aşağıdaki onların naiplerine kadar muhtesiplerine, kadılarına ne varsa devlet işte katiplerine, tercümanına kadar hep o çevreden yetişiyor malum yani. Öyle olduğu için bu olay bu şekilde geçiştirilmiş oluyor. Yani ilk round tabiri caizse hanedanın yani Hakanların, Hakan ailesinin olmuş oluyor burada. Tabii bunun sebebini net olarak sonrasından öğreniyoruz. Kim döneminde? Şemsülmülk Nas döneminde bu işin ayrıntısını biraz daha öğrenme şansımız var. Şemsülmülk Nas o da mesela tahta babasının yerine tahta geçtiğinde kardeşi Togan Han Şuays'la mücadele ediyor. Togan Han Şuays Buhara'daydı. Yani nerede? Hanefi ulemasının olduğu şehirde. Buhara'daydı. Kendisi şeyde Şemsülmülk Nasr'da Semerkant'taydı. Ve kardeşi isyan etti abisine. Yani taht mücadelesine girdiler. Ve bu taht mücadelesini Şemsülmülk Nasr kazandı. Kazandı ve hemen kazandığının akabinde yani 1068 tarihinde bir bakıyoruz iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme gerekçesiyle Hanefi ulemasının başı kabul edilen Ebu İbrahim İsmail Es-Saffar'ı önce hapsedip daha sonra öldürttü Şemsülmülk Nas. Ki iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmede kime iş yapıyor? Şemsülmülk Nas gibi muhaddisler arasında geçen dini ilimlere vakıf, hukukuna vakıf, İslami hukuka vakıf bir şahsiyete karşı bunu ne yapıyor? Dile getiriyor. Şimdi burada ben tabii bu vesileyle özellikle işte bu sahada yazan, işte mezhepler üzerine, kelam üzerine yazan, işte başta Abdullah Hocam sen olmak üzere, işte Cafer Hoca vesaire, onların kitaplarından makalelerini ben okudum. İşte Sönmez Hoca'nın vesaire okuduk. Oralarda bir şeyden bahsediyor, dikkatimi çekti ve bunu bazı yerlerde ben kullandım. Tebette-ü Sultan veyahut da Zuhdül Ulema şeklinde bir takım tabirler var. Yani sultana uzak durma, iktidara uzak durma. Ne için uzak durma? Kamil bir alim olup sağlıklı fetva verebilmek, işte sağlıklı görüşünü beyan edebilmek için. Yani ondan uzak durma anlayışı var ki hani eleştirebilirsiniz. En iyi eleştiren yani eleştirmedeki seviyede hani daha cesur olanlar bir anlamda bu mertebede kamil olma mertebesinde daha bir mesafe alabiliyorlar. Şimdi öyle olunca işte belki biz bunu Es-Saffar'ın bu eleştirisini belki dini açıdan buradan görebiliriz ama siyasi açıdan baktığımızda neyi anlıyoruz? Yani belli. Çünkü diğer saltanat değişikliklerinde de bunun örnekleri belli. Mesela Türkiye Selçuklularında vesaire hepsinde var. Eğer bir saltanat değişikliğinin hemen sonrasında bir Kadıyül Kudat gibi yani büyük bir kadı ya da bir Şeyhülislam tarzında hani dinin önde gelen bir şahsiyeti öldürülmüşse muhtemelen rakip tarafı desteklemiştir. Yani bu böyledir. Yani işte Gıyasettin Keyüsrev'in birinci Gıyasettin Keyüsrev'in mesela ikinci saltanata geçişinde
Rukneddin'e daha önce destek olan o da onun da soyadı şey Ebul Kasım Semerkandi o da yani o da bizim o taraflardan gelen birisi Mavirağı Nehir'den. Onu mesela ne yaptırmıştır? Hemen öldürtmüştür yani aleyhinde fetva verdiği için. Şimdi aynı olayı burada da Es-Saffar'ın muhtemelen Buhara'da Toghanan Şuayis lehine bir karar verdi muhtemelen ki öldürtüldü. Yani yoksa başka türlü ben bunu hani siyaseten böyle görüyorum işin doğrusu. Tarihi veriler sizi destekliyor. Şöyle evet, çünkü destekliyor. Evet. Bu olaydan önce malumunuz Semerkant Buhara arasındaki bu iktidar değişikliği sonrasında çatışma yaşanıyor. Şemsülün evet. Buhara'yı kuşatıyor. Tabii. Kuşatma uzun sürüyor. Evet. Buhara içindekiler Buhara Camii'nin minaresine çıkmışlar. Minareden sur dışındakilere ok atıyorlar. Evet. Tabii bu da askerlere zarar verdiği için Şemsülmülk emir veriyor. Buhara Camii'ne de ateş atıyorlar. Tabii ahşaptan yapıldığı için cami tutuşuyor. Minareden tabii. Oraya cami yanıyor. Benim kanaatim şu. Cami yaktı diye büyük ihtimalle arada da siyasi evet. İhtilaf olunca bunu da kullanmış olabilirler. Tabii evet. Buhara fethedildikten sonra Şemsülmülk bunu affetmemiş. Şimdi aynen çok güzel. Yani işte olay bu yani. Ben öyle görüyorum gerçekten. Şöyle bir şey var. Siyasette de şunu görelim. Yani siyaset, saltanat, dünyevi anlamda mevzu olduğunda camidir, mescittir. Hani burada şu bina var, burada bir bina var. Biliyorsunuz bunlar göz kararıyor orada. Ne yazık ki. Yani bu işler de böyle. Ve ve nihayetinde Es-Saffar öldürülmüş oluyor. Tabii Şemsülmülk Nasr'ın tabii Saffar gibi bir şahsiyetin öldürülmesi tabii ki onun taraftarları var. Yani onlar susacak değil. Bunlardan bir tanesi kim? Şemsüleyhimme Serasi. Şimdi Şemsüleyhimme Serasi de gerçekten günümüze kadar işte Mabsut'tur, ne bileyim diğer eserleridir. Sizler daha iyi bilirsiniz. Yani bu böyle bir şahsiyet, büyük bir şahsiyet. Şimdi o da ne yapılmıştır? Kuyu hapsine atılmıştır. Ne için? Nasihat sözünden dolayı diyor. Neyse kime nasihat ediyorsun? Şemsülmülk Nasr'a. Yani bunu şöyle söyleyeyim ben. Şimdi günümüz iktidarlarında da veya günümüz siyasetinde de bu vardır. Mesela sol cenahtan birisi iktidar olsa hani ona birileri dini açıdan bir şey dese hani halk nezdinde pek bir şey olmaz ama dini çevreden gelip de iktidar olan birisine bir şey, dini çevreden birisi bir şey dediği zaman ne oluyor? Burada acayip kaçıyor. Bir de o onun bertaraf ettiğinde herhangi bir çevreden ses çıkmıyor. Çünkü öbür tarafa da o yönden bir bakış var. Şimdi öyle olduğu için bu aslında bunları bu yönleriyle de değerlendirebiliriz. Ve nitekim Şemsül Eğimme Serasi kuyu hapsine atılıyor. Ve gerçekten de uzun yıllar kuyu hapsinde Şemsülmülk Nasr'ın kuyu hapsinde kendisi kalıyor. İşte malum biliyorsunuz orada kuyudan dikte ettirerek yazdırdığı söylenir Mabsut'u. Ve diğer bir eseri o siyere dair olan diğer eserinin işte Şunut tarafına geldiğinde de kuyu hapsinden çıkıyor ve sürgün ediliyor. Nereye? Özkent tarafına gidiyor ve orada da Emir Hasan muhtemelen bizim tam kaçan Hasan olması lazım. Onun emirlik dönemi de olabilir. Orada onun dehlizinde çalışmalarına devam ederken ancak Selçuklular gelirken hani onlara yumuşama işareti olarak onu serbest bırakıyorlar o dönemde yani Han Ahmet döneminde. Şemsüleyhimme'nin de öyle hikayesi var biliyorsunuz ve o aynı şekilde. Sonra mesela yine aynı dönemde Mavera-ı Nehir'de yetişmiş Halep kadılığı yapmış. Şimdi bu Halep kadılığı işte hani ben geçen derste Medeniyet dönemin şeyinde söyledim. Türk Hakanlığı'nın Batı Selçuklulara, Osmanlı'ya prototip olarak örnek teşkil ettiği gibi kendi dönemindeki Selçuklulara da bürokrasi anlamında önemli şahsiyetleri ihraç etmiştir yani oraya göndermiştir. İşte mesela Suriye'nin kuzeyi Halep bu anlamda baktığınız zaman Kaşgarlı Mahmut Bağdat'a gelirken onun soyundan Han Harun Halep'e askeri hizmet veriyor. Takriben aynı vakitlerde Halep kadılığında kim yapıyor? Yine Buhara'dan gelen Buhari nispesi taşıyan bir şahsiyet orada kadılık yapıyor ve o Mavera-ı Nehir'e bir mektup getirirken orada
takibe uğrayıp tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Ancak Alparslan'ın işte ricasıyla hapisten kurtulabiliyor kendisi. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani tek mezhebe dayalı işte bu yapıda artık bu mücadele yavaş yavaş tırmanarak gidiyor. Yani Es-Saffar'ın öldürülmesiyle olay orada bitmiyor. Taraftarları bu işi daha öteye taşımaya çalışıyorlar. Sonrasında mesela baktığımızda Tamgaçan Hızır dönemi var. Tabii Tamgaçan Hızır döneminde, sonra hemen oğlu Han Ahmet döneminde Tamgaçan Hızır'ın Kadıyıl Kudat dediğimiz, yani baş kadılığa getirdiği El-Kasani var. El-Kasani Han Ahmet döneminde vezirlik makamına getiriliyor. Ve vezirlik makamına getirildikten sonra o da doğal olarak kendi öğrencilerini, kendi taraftarlarını belli makamlara vezir unvanıyla getirmek istiyor. Bunlardan bir tanesi de mesela Herkan. Benim aslında bir tablo vardı burada. Benden açsak burada gözükür mü? Bakayım hocam. Hocam açabilirsiniz. Şöyle bir açsak. Şu an görülüyor mu? Hocam bir dakika. Siz bilgisayar kullanıyorsanız ben size şimdi yöneticilik aktardım. Açabilirsiniz. Tekrar mı açayım? Evet. Bir saniye. Şuradan açayım o zaman. Bir saniye. Ekran paylaşımı yapalım hocam. Alttan. Bir saniye. Şuradan açayım ben o zaman. Hemen. Şimdi görünüyor değil mi? Şu an görünmüyor hocam. Ben de görmüyorum. Ekran paylaşımı var ortada. Şehir. Oradan bir paylaşabilirseniz. Nereden paylaşacağız? Tamam, Zoom'da altta ekran paylaş var. Oraya tıklayıp sunuyu seçebilirsiniz. Bir saniye, ben şuradan bizi açayım. Share screen diyor şuradan. Aynen. Değil mi? Evet. Sonra şunu paylaşacağız, pardon. Aynen. Şimdi geliyor. Oldu, tamam. Tamam, gel. Biraz büyütebiliriz. Hemen büyütelim. Büyütelim de şuradan büyüteceğiz. Evet, dosyanızda. Şurada ama orası da tam üzerine şey gelmiş. Şurada basalım. Nasıl? Biraz daha büyüyebilir hocam. Şimdi ben bir tabloya geleyim. Esas tamam. Bunların onun için açtık ama. Şuradan. Şöyle. Evet. Görülüyor mu şu an? Okunabiliyor mu hocam? Evet, görünüyor. Okunabiliyor mu? Biraz hani büyüteyim mi daha? Okunuyor hocam. Biraz tamam. Daha büyürse daha güzel olur. Tamam. Şöyle az daha büyütelim o zaman. Evet. Tamamdır. Şimdi buradan da hani görülebilir işte hangi hakanlar, bürokrat, ulema, hakimler, hapsedilenler, öldürülenler. Şimdi Şemsül Eğinme, evet. Tamgaçan Hızır döneminde Ebu Nasr Ahmet El-Kasani, El-Hanefi diye tabi devam eder. Kendisi Kadıyıl Kudat iken Han Ahmet döneminde kendisi vezirlik makamına getiriliyor. Yani devletin başına getiriliyor ve ne yapıyor? Doğal olarak kendi taraftarlarını, kendi öğrencilerini belli makamlara tayin etmek istiyor ve bu anlamda Herkan da kendi naipliğine kendi öğrencisi olan Ebu Muhammed el-Herkani'yi getirmek istiyor. Tabii bu Han Ahmet tarafından kabul edilmeyince ikisinin arası açılıyor ve önce el-Herkani'yi öldürmek isteyince Herkani Doğu Türk Hakanlığı'na kaçıyor, Kaşgar'a kaçıyor ve El-Kasani de öldürülüyor. Yani vezir de Han Ahmet tarafından öldürülüyor. Dolayısıyla şimdi ben bunu alta alabilir miyim? Yani şöyle ekranı tekrar şey yapalım. Paylaşımı durdurmanız gerekir hocam. Biz görmeyelim diye. Tamam. Onu nereden? Şuradan durdur. Zoom'dan. Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi yöneticilik de yapacağız yani bu gidişle. Evet. Evet.
Şimdi Han Ahmet işte Vezir el-Kasani'yi öldürtüyor. Tabii bu olaylar artık Mavera Nehir'de toplumla, devlet arasını ve hanedanla, ulema arasını, bu çerçevede de halkı tabiri caizse epey bir geriyor. Ve Han Ahmet bu bürokrat ulema sınıfının, yani işte bu bürokraside getirdiği, vezirlik makamına kadar getirdiği işte bu çevrelerin sadece bürokraside değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da bunların önünü almak istiyor. Ve bunun için de ne yapıyor? Bu bürokrat ulema sınıfının na yönelik bizzat kendisi tebdili kıyafet ile bir takım kontroller, teftişler yapıyor ve bunlardan usule uymayan, işte vergisini vermeyen veya artık her neyse, bunların mallarını müsaade ettiriyor. Yani devletin hazinesine aktarıyor. Şimdi bürokraside temizlemeye başlayınca, iktisadi alanda da mallarına el koymaya başlayınca, iş boyut olarak farklı bir yerlere doğru gitmeye başlıyor ve bunun üzerine ve bunları tabii eskiden bu yana bunlar tabii aynı zamanda takip edilip kontrol edildiği için, başka yerlere gitmeleri önlendiği için, bu defa ne oluyor? Mavera-ı-Nehir'de hiçbir etkisi olmayan Şafii mezhebinden, biliyorsunuz Şafii mezhebi sadece Şaş'ta, yani Taşkent'te kısmen olduğu söyleniyor kaynaklarda, Şafii mezhebinden Tahir bin İlk haç bahanesiyle Mavera-ı-Nehir'den ayrılıyor ve doğruca İsfahan'a, yani Sultan Melikşah'ın yanına, huzuruna gidiyor. Şimdi bunun da şöyle altını çizelim. Şafii mezhebinden Ebu Tahir bin İlk. Niye o gidiyor? Bir, takibatı yok. İkincisi de karşı tarafta kim var? Sultan Melikşah'ın veziri, Şafii mezhebinin önemli bir şahsiyeti aynı zamanda, Nizam'ın mülk var. Dolayısıyla işte bunun gitmesi de tesadüf değil. Yani bu iş aslında planlı, projeli. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü ileriki aşamaları da bunu gösteriyor zaten. Ve Tahir bin İlk Şafii mezhebinden haç bahanesiyle Mavera-ı-Nehir'in Horasan tarafına geçerek doğruca Selçuklar nezdine Nizam-ı Mülk vasıtasıyla Sultan Melikşah'la görüşüyor. Ve onu işte Han Ahmet hakkında şikayetlerini dile getiriyor. Han Ahmet'le ilgili Mavera-ı-Nehir ulemasının mektuplarını veriyor. Onun için, şimdi bakın burada tarih metodolojisi açısından bir diğer önemli hadise, İbn-i Esir de bu bilgiyi detaylı verdiği için, İbn-i Esir de kim? İbn-i Esir de Şafii mezhebine mensup. Şimdi öyle olduğu için Han Ahmet'i İbn-i Esir kötülemiştir. Yani halkın hazretmediği, işte insanların mallarına el koyan birisi olarak göstermiştir yani kendisi Han Ahmet'i. Halbuki Han Ahmet nedir? Bu çevrenin iktisadi ve bürokratik gücünü kırarak kendi meşru hakimiyetini, iktidarını, hakanlığını devam ettirmek isteyen birisi. Ama ve aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi dini ilimler açısından da hani diğerlerinden geri kalan kişiler değil bunlar yani. O bakımdan işte Melikşah'ı Mavera-ı-Nehir'e davet ediyor. İşte mektuplar geldiği ayrı ayrı söylenir. Şimdi bakın bu olaylarda ne kadar böyle bir paralellik var diyelim yani. Şimdi Mavera-ı-Nehir'e ve büyük bir orduyla Melikşah harekete geçiyor. Hatta yanına doğuda nereye kadar gittiğini göstermek için Bizans'ın elçisi de var o sırada. Çünkü daha önceden Anadolu'daki Türkiye Selçukları ile ilgili Bizans hükümdarına, Bizans imparatoruna göndermişti elçi. Onun karşılığı olarak elçilik heyeti geliyor ve o elçiyi de yanına alarak Nizam-ı Mülk'le olmak üzere büyük bir orduyla Mavera-ı-Nehir'e sefere çıkıyor. Ve Buhara'yı ilk nehri geçtikten sonra en kolay olan zaten Buhara. Amul'dan geçince hemen
Beykent, oradan da Buhara'ya geçiyorsunuz. Zaten Buhara kolaylıkla ele geçiriliyor. Zaten devlet de orada bir savunma tertibatı almıyor Han Ahmet. Nerede alıyor? Semerkant'ta alıyor. Çünkü Semerkant yüksek bir yer. Etrafındaki surları güçlendiriyor. Burçlarını güçlendiriyor. Vesaire. Ve her türlü tedbiri aldıktan sonra Selçuklu ordusu geliyor Melikşah. Semerkant'ı kuşatıyor. Şimdi Semerkant'ı kuşattığında alma şansı aslında mevcut hazırlıklara göre yani güç. Belki alabilir ama hani güç. Yani öyle söyleyelim. Fakat hangi yerden zaafa uğruyor? Bunu İbn-i Nesir tam söylemiyor ama ipucu veriyor. Şimdi Buhara'da bir tanesinin bu Burç komutanlarından bir tanesinin çocuğu esir alınıyor ve ona bu çocuğu gösterilerek o Burcu aşması isteniyor. Burcu aşması istenilen komutanın nispesi nedir? El Alevi. Şimdi El Alevi ne demek? Yani şimdi günümüz Anadolu'sunun Alevisi anlaşılmasın burada. Bazı dinleyicilerimiz belki bir şey var. Bu Hazreti Ali soyundan gelen birisi. Muhtemelen nedir? Bu bürokrat ülema sınıfı. Çünkü hatırlarsanız Tamga Sen İbrahim'i eleştiren, hatta onun torunu ileride Tegin'i de öldürecek. İleride bahsedeceğim ondan. El Alevi, Ebu Şuca El Alevi'den bahsetmiştik. İşte burada da El Alevi nisbeli kişi ne yapıyor? O burcu açınca Selçuklu ordusu kolaylıkla şehre giriyor. Şehirde baktığımızda tertibat nasıl? Bürokrat ülema taraftarları Selçuklara yardım ederken halk Han Ahmet'e yardım ediyor ve nitekim Semerkant ele geçirildiğinde Han Ahmet istihbarat sonucunda yine bir varoş mahalledeki bir evde yakalanıyor. Halkın içinde yani yakalanıyor ve daha sonra Melikşah'ın huzuruna getiriliyor. Burada neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Yani ilk etapta bu olaylar tırmanıyor ve dışarıdan bir gücün bir diğer devletin Türk Hakanlığı'na müdahalesi ile sonuçlanıyor. Şimdi bu kısmıyla burası önemli. Şimdi tabii Türk Hakanlığı Han soyuyla Selçuklu soyu biliyorsunuz ta Çağrı Bey'den itibaren çünkü soy oradan devam ettiği için Büyük Selçuklular'da Çağrı Bey'den itibaren hatunlar olarak hani hep Türk Hakanlığı'ndan almışlardır. Çağrı Bey'in eşi Terken Hatun, Alparslan'ın eşi yine aynı şekilde, Melikşah'ın eşi de Terken Hatun ve Han Ahmet de kim? Terken Hatun'un yeğeni. Dolayısıyla tabii öldürülmüyor kendisi ve oradan alınarak İsfahan'a gönderiliyor. İsfahan'da bir süre tutuluyor. Tabi o süre zarfında Sultan Melikşah Doğu Türk Hakanlığı'nın da himayesini alıyor. İşte Tamga Çan Hasan elçiler göndererek kendisi tabiyetini arz ediyor ve Selçuklular doğudaki en geniş sınırlarına yani Hotan'a kadar, batıda da Kudüs'e, Akdeniz'e kadar çünkü Melikşah artık öyle isimlendirilir kaynaklarda. Büyük Sağan'ın hakimi Selçuklu Devleti ve Melikşah nezdinde oluşmuş oluyor. Ancak Melikşah orada Maveraünnehir Doğu Türk Hakanlığı yani bu coğrafyalarda tam istikrarı sağlamak böyle hani kolay bir şey değil. Öyle olunca önce Hakanların yerine tamamen ortadan kaldırmak için Batı Türk Hakanlığı'nı oradan Harizm Amidi'ni oraya vali tayin ediyor. Fakat yönetici tayin ediyor yani. Fakat o öldürülünce daha doğrusu kaçmak zorunda kalınca bizzat ikinci defa bir sefere çıkıyor Sultan Melikşah. Fakat o özellikle Fergana bölgesine girdiğinde o dağlık bölgelerde bu kadar büyük zaferinin her an bir baskınla ya da bir hata ile mahvolabileceğini, heybetinin, şöhretinin burada zahir olabileceğini düşünerek tekrar geri çekiliyor ve tekrar Han Ahmet'i İsfahan'dan getirterek Semerkant'a tekrar kendisine itaat etme karşılığında tekrar tahtına oturtuyor. Tabii Han Ahmet tahta oturuyor ve yaptığı şey nedir? İlk iş hemen kaldığı yerden devamla tekrardan bu bürokrat ülema sınıfıyla mücadeleye girişiyor ve onların mallarını müsaade etmeye devam ediyor ve bunu yaparken de özellikle yanına getirdiği Oğuz askerleri, Oğuzlardan müteşekkil bir de İsfahan'dan bulunduğu için Deylemlilerden orada tanıdığı için
Deylemlilerden de, yani farklı bu askerlik mesleğini, ücretli askerlik diyebileceğimiz tarzda bu mesleği yapan Deylemlilerden de askerleri var ve bunlarla bürokrat ulemaya karşı hem askeri anlamda tedbir alıyor hem de onların bölgedeki gücünü kırmaya çalışmaya devam ediyor. Tabii hal böyle olunca 1092'den hemen sonra geldikten sonra ikinci saltanatında hal böyle olunca bu defa işte bir darbe planı hazırlıyor bürokrat ulema sınıfı. Plan nedir? Plan şudur. Plan sahte bir şekilde bir saldırı yapılacak. Kim tarafından? Doğu Türk Hakanlığı sınırları içerisinde kalan Kasan Hakimi Tuğrul Hinal tarafından Semerkant'a doğru bir saldırı yapılacak. O saldırıyı önlemek için de Han Ahmet Kasan'a yönelecek ve Kasan'a gittiği sırada da, o sefer esnasında da tutuklanarak veyahut da orada askerler, bürokrat ulema tarafını tutan askerler tarafından öldürülecek. Yani plan bu. Ve bu gerçekten de uygulanmaya konuyor. Ve Kasan hakimi Tuğrul Hinal isyan edince hemen Han Ahmet o tarafa doğru ordusuyla birlikte harekete geçiyor. Ve Kasan'ı kuşattığı sırada, Kasan Kalesi'ni kuşattığı sırada da kuşatmayı beklerken o sırada bir fırsatını bulan bürokrat ulema taraftarı askerler Han Ahmet'i tutukluyorlar ve onu doğruca alıp Semerkand'a getiriyorlar. Ve orada bürokrat ulema sınıfı bir mahkeme kuruyor ve o mahkemede kendisi zındıklık ile suçlanıyor. Neden zındıklıkla suçlanıyor? Çünkü deniliyor ki bu Han Ahmet İsfahan'da iken, İsfahan'da gözetim altında iken orada bunun muhafızları Deylemliydi. Deylemliler Han Ahmet'i kendi inancına döndürdüler. Dolayısıyla yani Şii inancına veya onların ifadesiyle İbahiyeciliğe döndürdüler ve onun eski Türk geleneklerini ihya etmeye yönelik bir takım kötü davranışları da görüldüğü için zındıklık ile suçladılar ve işte bir takım şahitler gösterilerek kendisinin öldürülmesine, idam edilmesine hüküm verdiler. Bunu bürokrat ulema bu mahkemede bunu yaptı. Ve akabinde de kendileri öldürse de tabii bunun sonrasında gelen Han soylu birisi muhakkak ne yapacaktır? Onun intikamını haklı dahi olsalar alacağı için usulen ne yaptılar? Bunun yayın kirişiyle, boğdurma usulüyle bunu kime yaptırdılar? O isyan, darbe isyanında rol alan Han soyundan gelen Kasan hakimi Tuğrul Yinal'a yaptırdılar bunu ve bu şekilde 1095 yılında kendisi idam edildi ve böylelikle ilk Türk İslam tarihinin ilk bürokrat asker destekli bürokrat ulema ihtilali bir Hakan'ın öldürülmesi yani mahkeme edilerek öldürülmesiyle sonuçlandı. Yani bunun da bu şekilde altını çizmek lazım. Şimdi hocam, tabii o zaman şöyle bir tespitte bulunabiliriz. Devlet evet. Kesinlikle hiçbir gruba devleti teslim etmemesi gerekiyor. Aynen. Yoksa yani, affetmiyorlar. Aynen hiç affet. Yani dengeyi düşmanın bile olsa denge içerisinde tutman gerekiyor. Zamanı gelir kullanırım diye tutman gerekiyor. Yani bu bir devlet yönetiminin bir gereği. Yani denge gerçekten de öyle. Bir tarafa ağırlık olarak kaydığı zaman yani o ülkenin bir potansiyeli vardır biliyorsunuz. Yani her ülkenin toplumsal anlamda etnik, dini, efendim sosyolojik, kültürel, inanç vesaire bir dengesi vardır. O dengeyi çok sağlıklı tutmak gerekiyor. O denge kaybolursa işte o zaman devletin bekası sıkıntıya giriyor. Ve işte burada bunu gördük. Yani burada bunu gördük ve kim zındıklıkla suçlanıyor, kim ibahiyecilikle suçlanıyor? Hanefi geleneğiyle yetişmiş ve o geleneğin en önemli babası, dedesi yani bu işin hani üstadı olan Hakanlar öyle birisi ne yapılabiliyor? Bu tarz uydurma bir şeyle, ithamla ve işte yalancı şahitlerle
bu şekilde bir muameleye maruz kalabilir. Neden? Çünkü iktisadi alandaki bütün mallarına el koydu. Aslında onlara dokunmasa gene öbür çatışmalar bir şekilde devam edebilirdi ama işte bu işlerin biliyorsunuz iktisadi tarafı. Şimdi ben şöyle hocam, bakıyorum. Evet. Anlatırken yani Karahanlılar söylemeseniz 15 Temmuz öncesini anlatıyor gibisiniz. Yani devlet mallarına el koydu, dershaneleri kapattı. Bunlar devlet yöneticisini, İmam Hatip'le birisini haşa falan gelip olmakla suçladılar. Aynı olay. Aynı olay. Askerden kendilerine destek buldular. Dini kılıf hazırladılar. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Yani devlette bir dini gruba yetki verdiğiniz anda ipi çekiyorlar. Hiçbir şey. Yani aslında sadece dini değil. Yani hiçbir gruba, yani hangi şemsiye altında olursa olsun, hiçbir gruba böyle bir güç sarhoşluğuna girebilecek bir denge kaybı olmaması lazım. Onun için bunlar çok önemli şeyler devlet yönetiminde gerçekten. Ve bunun sonucu o zaman bununla sonuçlanmış. Bunu biz dediğim gibi son darbe diye hani söylüyoruz ya. İlk darbe bu, son darbe de işte aynı ikisi de. Yani aynı aslında, bunu hani siz güzel ifade ettiniz. Aynı. Ha, bu günümüzün modern imkanlarıyla böyle ama gerçeği, yani biliyorsunuz tarihte toplum, yani şüphesiz toplum aynıdır. Onun örgütlenmesi, değişik modern döneme göre hani adetleri değişebilir ama insanın iktidar olma hasletleri, yani insana özgü hasletler hep aynıdır, değişmez. Yani onun için nedir? Bu tecrübelerden iyi bir ders çıkarmak lazım. Ve Han Ahmet gerçekten bu anlamda aslında halkın yanında olan bir şahsiyet. Ama işte o mücadele sırasında dış destekle, yani Melikşah'ın veya Selçukların araya girmesiyle ne oluyor? Sonuç bu şekilde sonuçlanmış oluyor. Şimdi tabii bundan sonra bu olay bitiyor mu? Yani elbette ki bitmez. Yani aynı Irak gibi düşünün. Ne bileyim işte bir başka. Yani hani 15 Temmuz o hikayesi de aynı şekilde eğer bir şekilde başarsalardı gerçekten Türkiye darmadağın olurdu yani. Şimdi burada da öyle oluyor. Şimdi ne oldu ondan sonra? Selçuklar peşi sıra onu çıkardılar, bunu tahta çıkardılar. Bir şey olmadı. Ve en son Hakanlığın doğusundan önemli bir şahsiyet Kadırhan Cibril harekete geçti ve Maviral Nehir'deki ulemayla kısmen anlaştı ve onlardan El Bağdadi'yi vezir tayin etti. Kendisine daha sonra oraya naib, Semerkant valisi veya kendisinin oraya naibi tayin etti diyelim. Daha doğrusu o. Naib tayin etti onu oraya. Yani ne demek naib? Yani onun orada onun adına karar verme yetkisine sahip vekil tayin ediyor. Fakat aradan çok geçmiyor. 3 ay sonra filan bu Bağdadi'yi Kadırhan Cibril öldürüyor. Batı'yı da kendi doğrudan idaresine alıyor ve büyük bir orduyla Ceyhun'u geçerek Selçuklulara, yani Sultan Sencer'in merkezi Merve, o zaman tabii daha henüz Sultan Sencer diyoruz ama aslında o zaman daha henüz Melik Sencer, yani tahta çıkması daha sonra Melik Sencer'in Merve ele geçirmek için, Horasan'ı ele geçirmek için harekete geçiyor. Fakat o sırada ordusunun mola verdiği, kendisinin av yaptığı sırada yalnız yakalanıyor Selçuklular tarafından. Assız tarafından yakalanıp Selçuklu Merve götürülüyor ve orada öldürülüyor. Kendisinin yaptırdığı Buhara'daki Külertekin Medresesi'ne daha sonra defnediliyor. Kadırhan Cibril. Ve bu şekilde bu bir sonuç vermiyor. Ve en son Sencer buraya 1102 yılında iki tane alanda önemli değişiklik yapıyor. Bir, devletin başına Hakan olarak kendi soycu akrabası olan, hatta kayınpederi olduğu da kaydedilen kaynaklarda Arslanhan Muhammed'i tahta çıkartıyor. Ve onu, Arslanhan Muhammed de kısmen Merv'de büyümüş birisi aslında. Yani Hakanlık soyundan ama biliyorsunuz hani biraz önce söyledim ki bunlardaki akrabalık ilişkisi çok girift, çok iç içe. Şimdi onu Arslanhan Muhammed'i Han unvanıyla, yani onu tahta çıkartıyor Semerkant'ta. Sonra diğer önemli bir adım atıyor. O da nedir? Orada Buhara'da önemli bir güç olan ancak siyaseten artık orada istikrarın
ne diyelim, bozulmasında müsebbip olarak görülen yine Es-Saffar ailesinin öldürülen, mesela Es-Saffar'ın oğlu Ebu İshak Es-Saffar'ı ya da Zahid Es-Saffak Es-Zahid Es-Saffar'ı ne yapıyor? Buhara'dan aldırtarak onu Merv'e sürgün ediyor. Yani Hanefi ulemasının başındaki bu şahsiyeti alıp, aileyi daha doğrusu onun başını Merv'e sürgün ediyor. Merv'de bulunan Mervli Abdülaziz bin Ömer el-Mazeyi de ne yapıyor? Buhara'ya sadr unvanı, onu önce kız kardeşiyle evlendiriyor. Kendisine bir anlamda damat, yani aileye onu damat da yapmış oluyorlar. Ve ona sadr unvanı vererek Buhara'ya Hanefi ulema reisliğine gönderiyor kendisini. Hocam, buyurun. Ömer Hocam, şöyle yapsak olur mu? Tabii. Şu an 1,5 saat oldu. Yani izleyiciler açısından da izlemesi zor olmasın diye. Evet. Haftaya bu Sencer'in müdahalesi, iki önemli değişiklik ve sonrasına, yıkılışa kadar. Tabii olur. Memnun. Bu biz gidersek Selçuk Türk Ağanı'nı bitiremeyeceğiz. Oğlum, yani dolayısıyla bugün bir toparla, son cümlelerinizi alayım hocam. Tamam. Haftaya o zaman yapalım. Şöyle söyleyelim. Haftaya Sencer'in Maverai Nehri müdahalesinden başlayalım. Aslında bir 5 dakikada bitecek. Ben öyle söyleyeyim. Sonra yani devam ederiz. Yıkılışa kadar 5 dakikada biter mi? Biter. Yani. Tamam hocam. Tamam, buyurun. Bitirelim bence. Haftaya yeni konumuza geçelim. Tamam. Şimdi Sencer şunu yapıyor. Hem Hakan'ı, Arslan Han'ı kendi akrabası olarak, Han soylu olarak oraya gönderirken, hem de bu ulema sınıfından Saffar ailesini sürgün edip Merv'e getirtiyor Buhara'dan. Merv'den de Abdülaziz bin Ömer el-Mazi'yi Buhara'ya gönderiyor. Hanefi reisliği olarak işte sadr unvanı veriyor kendisine. Ve kendisi de meşhur birisi, biliyorsunuz. Sadr-ı Cihan diye geçen, işte ne bileyim Burhan nisbelerine dolayısıyla bunlara Ali Burhan, yani Burhan ailesi denilen aileyi Buhara'ya taşıyor. Şimdi Ali Burhan burada bir, bu olayların sonucunda bir kurumsal anlamda bir reislik makamını elinde tutuyorlar. Ama burada şunu görmemiz lazım. Yani burası ayrı bir devlet, orada teşkil etmiyorlar. Biz zamanında teokratik bir hakimiyet diyordum ben buna, ama sonradan bunların er-reis unvanı görünce tabii ki buranın aslında bir Hanefi reislik, yani devlet içerisinde aslında özel bir kurum. Yani şimdi bize de vardır ya, hani devletin içinde özel kurumlar vardır. O anlamda bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Buhara Hakanların oradaki sarayları, oradaki ikametleri devam ediyor. Orada basılan paralar doğrudan yine Hakanlar adına basılıyor. Ve bu ulema sınıfına herhangi bir para basma yetkisi falan verilmiyor. Yani bunların kendi adlarına bir para bastırmaları falan da söz konusu değil. Hakanlığın paralarını kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar buraya geliyor. Şimdi bu çözüm oluyor mu? Yani işin aslında bağlamak istediğim tarafı da bu. Bu çözüm oluyor mu? Aslında olmuyor. Neden? Hemen sonrasında, yani olaylar biraz, özellikle Arslan Han Muhammed bölgede biliyorsunuz hem Samani silsilesine bağlı tasavvuf açıdan, hem Ahmet Yesevi o dönemlerde Buhara'da. Bu çevreyle arası çok iyi ve bu çevreden işte Nemet Buş Es-Samani bir baltayla, ibahiyecilik adı altında baltayla öldürtülüyor. Yani bu dönemde. Şimdi işler aslında devam ediyor ve sonuçta ne oluyor bu defa? Semerkand'ı da içine alacak şekilde orada da aynı oyunlar oynanmaya çalışılıyor ve bunun için bu defa ne yapılıyor? Eşşerifül Eşref El Alevi, yani Tamgaçan İbrahim'e bu hükümdarlığa layık değilsin diyen adamın torunu, aslında benim anladığım silsileden onun torunu şunu yapıyor: şehir reisini de yanına alarak Arslan Han Muhammed'in oğlu 2. Şemsül Mülk Nasr diyelim biz, onun ilkiyle karışmasın, ona diyorlar ki, veliahtına, baban işte felç oluyor bilmem, hasta vesaire, sen onun yerine tahta çık. Hani biz seni tahta çıkaralım diyorlar daha doğrusu. Bunun ikisi.
Ve bunun üzerine bu Şems-ül Mülk Nas, yani veliaht olan Şems-ül Mülk Nas bunu reddediyor. Reddedince işte bu şehir reisiyle bu müderris, halkın kendisine itibar ettiği söylenen bu müderris Eşşerifül Eşref El Alevi Şems-ül Mülk, veliaht Şems-ül Mülk Nas'ı öldürtüyorlar. İşte bunun üzerine bir Hakan gitti, bir de şimdi veliaht gitti. Bunun üzerine derhal Arslanan Muhammed oğlu, Türkistan'daki oğlu Kadırhan Ahmet'i yardıma çağırıyor ve Kadırhan Ahmet derhal Semerkant'a geliyor ve bu şehir reisini öldürtüyor. Birini tutuklatıyor, Eşref'i de yanlış hatırlamıyorsam öldürtüyor ve bu şekilde onları tasfiye ediyor. Ve bu da tabii bu hanedan mücadelesi olarak, yani bu ihtilalin arkası olarak öyle söyleyelim, bu işin devam ettiğini bize gösteriyor. Peki ne zaman duruyor? Bu olay aslında neyle sonuçlanıyor? Bu olayların sonucu Kara Hıtay, yani Müslüman önce Selçuklu, Müslüman Selçuklular, onda hadi nispeten sıkıntı yok diyelim kendi inanç ya da kültür açısından. Ama ne oluyor? Müslüman olmayan bir devlet olan Kara Hıtayların hakimiyetine girmesine bir anlamda önemli bir adım teşkil ediyor. Ve nitekim Katvan Savaşı'ndan sonra ilk öldürülenlerden birisi de kimdir? Ali Burhan'dan, yine onların reislerinden bir tanesidir burada. Şehit edilmiştir orada. Ve bunlar da, Ali Burhan ailesi de burada istenilen Karlukların da tabii sebep olduğu olaylardan sonra istenilen istiklal bir türlü kurulamıyor ve akabinde Moğol istilasıyla beraber Harizmşah'ın annesi Terken Hatun Semerkant'tan Harizm'e gittiğinde Ali Burhan'ın son temsilcilerini de alıyor ve Ceyhun Nehri'nde boğdurtuyor ve bu şekilde bu olaylar bitiyor. Ama İslam dünyası da kalmıyor. Harizmşahlar da kalmıyor. Türk Hakanlığı da, Selçuklular da derken, yani nelere mal oluyor bu olaylar? Öyle söyleyelim. O bakımdan aslında bu Türk-İslam tarihinin ilk darbesi bize son dönemde yaşadığımız olayların hepsini gösteriyor. Son dönemden tek farkı nedir? Tek farkı son dönemdekinin, son olanın başarılı olamaması. Eğer başarılı olsaydı işte aynı şu an o Moğol istilası gibi biz de muhtemelen Haçlı istilasına maruz kalacaktık. Yani bu çok açık ve net. Dinleyici arkadaşlardan ben sabırları için teşekkür ediyorum. Abdullah Hocam çok teşekkürler. Beyter Bey çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağ hocam, olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Yani ister tarihçi olması hocamızın çok verimli olması ve uzun konuşmasına imkan tanıyor. Sağ olasınız hocam. Haftaya inşallah yeni bir devletle başlar devam edelim. Bulgar ilteberliğiyle inşallah devam edelim. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler herkese. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Sağ olun.